Baba ayrı ayrı niye duruyorsunuz ya? Bir probleminiz mi var? Derdiniz mi var? Niye ayrı ayrı duruyorsunuz? Derdimiz yok canım Allah'a şükür. Derdin yok mu? Yok. Hiç derdin yok. Yani senin? Güvenim de yok. Yani. Yaş kaç? Allah'a şükür 60. 60? He, dert yok. Sorun yok. Dert yok, sorun yok. Genç adamız daha biz. 65. 65. İsim neydi? Mehmet. Ya baba hani böyle gençken böyle yengenin üstüne gül kokladınız mı? Gündüğüne göre verdik. Ne güzel değil mi? Ne güzel değil mi? He bak yazlık var, kışlık niye olmasın değil mi? Arabada 4 teker var. Bu da güzel bir yaklaşım. Kokladınız yani. Aynen öyle, normal. Evet. Yani işte bu yaşlarda hep itiraf ediyorlar. Siz kokladınız mı? Bir şey demiyorum ben, yorum yapmayalım. Yapma zaten, ya biliyoruz ya, kokladığını yapma. Yani yorum yapmana gerek yok ki. Yani bir şey evet demene de gerek yok. Evet. Sadece soru cevabını alayım diye aldım zaten. Tamam oldu, teşekkür ederim. Şimdi bak baba, gençlerle muhabbetimizi yapacağız. Yeğenine mikrofonu uzatacağız. Bir de Ahmet amca var. Gül koklamış teyzemizin üstüne. Sen yaptım diyorsun. Sen kıvırıyorsun. Yok ben kıvırıyorum. Biliyoruz. Şimdi hep beraber kamera gel. Ahmet amcayı izleyelim. Sen yengenin üstüne gül kokladın mı? Yok canım, böyle bir şey yok. Bak. Gül kokuyor. Normal gül kokuyor da öyle güzel değil. Ya nasıl kıvırıyorlar ya. Bir ya koklayalım şunu abi. Gül kokuyor. Neyse. Ahmet amcayı izliyoruz. Hadi. Almanya böyle bir ülke. Hava güzel gibi gözükür. Birden soğuk olur. Az önce soğuktu. Şimdi sıcak. İşte görmüş olduğunuz gibi Almanya'yı şöyle özetleyelim. Kardeşimiz kısa kollu. Ben ceketliyim. Montlu. Evet. Siz Ahmet amca montlu. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyisiniz? Hoş bulduk. Ahmet amca sen misin? Benim. Ya Ahmet amca nasılsın? Ya. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Vallahi biz de Almanya'nın havasından suyundan bahsediyorduk. Ben ihtiyar olmuşum. Kusura bakma ama gençlikte ben çok yiğit bir adamdım. Fakat gençlikte çok yiğit miydin? Hızlı mıydın? Çapkın mıydın? Her şey de var. Her şey de var. Aa, maşallah. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi dur baba, biz ne yaptığımızı bırak da senin gençliğine gidelim biz. Evet. Yani bizim ne yaptığımızı ne yapacaksın? Yani. Sen gençliğinde nasıldın yani? Biz onu konuşalım yani. Şimdi ya, kardeşlerimizle röportajı yarıda kestik. Kes, onları devam edelim. Yiğittin. Benim yeğenim. Yeğenin. Yani. Bak amcan nasılmış merak ediyor musun? Amcam. Ama hiç duydun mu yani böyle yiğitliğini? Yani tabii ki de duymadık ama yeni duyuyoruz yeni işte biz de. Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın, evet. Ve onun öz yeğenisin. Evet. Ve amcanın gerçek yüzünü bilmiyorsun ha? Yeni bildim. Yeni öğrendim. İşte sevgili izleyenler, Baykuş Show'da her şey... Baykuş abi ben... Yeğenim bilmiyor, ilk defa bana söylüyorsun yani. Sen nasıldın şimdi? Yiğittin, delikanlıydın, maşallahın vardı. Böyle ya dur kıvırma şimdi. Çapkın mıydın? Ben mi? Yok ya o kadar değil. O kadar değil mi? Çapkınlığın o kadar değili yok. Çapkınlığın. Yani. Peki bunu teyzemiz biliyor mu? Teyze biliyor. Teyze şimdi de diyor git evlen, ben diyor. Gençken ama... Bırakmıyordu. Bırakmıyordu değil mi? Şimdi diyor evlen. Şimdi zaten kim alır bu yaştan sonra? Bu yaştan sonra yani. Deriz bir gün değil mi? Yani yaştan sonra. Aynen. Ama alır seni, sen gene bulursun istersen. Yok, onun üzerine bir gül koklamam. Gençken kokluyordun, şimdi koklamıyorsun. Ya. Değil mi? Ya. Şimdi koklamıyorsun. Gençken gülleri kokluyordun ama. Değil mi? Ha? Gençlikte vardı, hanım vardı o zaman. Yakaladı seni ha teyze. Ya hem de nasıl? Nasıl? Hem de nasıl? Fena yakaladı. Ya çok fena yakaladı. Of. Bırakamadı ama. Yok. Ne? Türkiye'ye gireceğim kısmet olursa. Değiştir konuyu he. Ne yapayım? Değiştir. Güzel çek bakalım, Türkiye'ye gireceğiz. Kim bizi görecek? Babayı teyzemiz yakalamış. Gençken gül kokluyordu ama, teyzemizin üstüne. Şimdi yaşlandı. Yaş kaç? Yaş 65'e giriyor. 65'ten sonra da gül mül koklamıyor artık. Yok. Koklamıyor. Onun üzerine de gül koklamam da. Gençken demiyordun ama böyle değil mi? Kokluyordu. Genç. Şöyle bir koklayalım baba. Hala bak. Oh. Sevgili izleyenlerim. Vay kuş baba vay. Vay dedem vay. Sen neler yapmışsın, ne günler koklamışsın diyoruz. Bu efendim, ne zaman muhabbetimize şey devam ediyoruz. Gül
Gülen yüzünüz daim olsun. Baykuş abini görünce ne güzel gülümsüyorsun sana öyle ya. Merhaba kardeşim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Anne oğul geziyorsun. Evet. Ne güzel, ne güzel. Baba nerede? İşte. İşte. Bu da kızınız herhalde. Aynen. Ne güzel. Merhaba. Adın ne senin? Nazlı. Nazlı. Nazlı mı kız? Nazlı. Senin adın neydi? Arif. Arif. Vay be. Arif ve Nazlı. İçimde Nazlı böyle. Dikkat, çok Nazlı. Çok böyle hani böyle mırın kırın ediyor her şeye. Öyle mi? Evet. Evet. Şikayetin varsa söyle Baykuş abine. Halledelim yani. Niye bu kadar Nazlı? Arif sen öyle değilsin bak. Daha sakin böyle. Problem çıkarmıyorsun. Ama ablan çok problem çıkarıyor sanki. Gibime geldi. Yok, tam değil. Tersi. Problem sen çıkarıyorsun. Bak ben bunu bilerek söyledim. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü gerçekten de açık yürekli bir çocuk musun diye denedim seni ben. Tebrik ediyorum bu konuda. Hatanı kabul ediyorsun yani. Evet. Doğru mudur? Evet. Problemi kim çıkarıyor? Ben. Sen. Evet. Ne problemleri çıkarıyorsun evde mesela Arifciğim? Bilmiyorum ne diyeyim ya. O kadar çok problemin var ki. Çıkarıyorsun ki problem. Ne mesela? Ya, o kadar çok da değil. Bilmiyorum, okulun falan. Ha, ders çalışmak istemiyorsun. Mua. Evet. Ağır mı geliyor? Ağır geliyor. Fazla dersler. PlayStation oynamak istiyor. Efendim? Fazla PlayStation oynamak istiyor. PlayStation'ın başından kalkmıyor. Kalkıyor işte. İşte ama daha çok. Zorla. Zorla. Aynen. Sokaklarda oynardık biz eskiden. Annelerimiz bizi sokaktan eve getiremezlerdi. Giremezdik. Evet. Ama şimdi de çocukları evden sokağa çıkaramıyoruz. Öyle değil mi Arif? Evet. Sokakta değil evde oynamayı tercih ediyorsunuz. Hı. Biz sokaklarda oynardık. Eve girmek istemezdik. Ama siz de dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Arifciğim. Yani dışarı bence. Yani biz de çıkmak istiyoruz da. Eskisi gibi işte değil. Arkadaşıma gidiyoruz ya da yani dışarıda oynamıyoruz eskisi gibi. Yani sizin gibi. Keşke bizim gibi sokaklarda biraz oynasaydınız. O çocukluğun tadını, kıymetini bilseydiniz. Aynen. Değil mi? Aynen. Annen yaşadı onu. Yaşadım hem de. Siz yaşamadınız. Sen de yaşamadın. Sen oyna oyna, evde oynasa. Biz ne güzel sokaklarda oynadık. Ya şu derslerine biraz çalış. Hı hı. Güzel böyle notlar getir. Tamam mı? Tamam. Büyüyünce ne olacaksın? Futbolcu. Futbolcu. Evet. Olamazsan topçu. Belki popçu. Onu da olamazsan. Kaldın ortada. Bakarız. Bakarız yok. Bir hedef koy. Bak şimdi abilerin var. Onlar mühendis falan olacaklar. Ayda 3000, 5000 euro. Kimisi 50 bin euro kazanacak belki. Hedef koy kendine, tamam mı? Tamam. Söz mü bundan sonra? Söz. Daha çok birazcık derslere çalışacaksın. PlayStation'a fazla yüklenmeyeceksin. Hı-hı. Tamam mı? Tamam. Derslerine çalışacaksın. Evet. Ya işte olaya bakın ya sevgili izleyenlerimiz. Bunca yıllık annesini babasının halledemediğini iki dakikada. Ben hallettim. Aynen. Nazlı halledememiş, sen halledememişsin. Babası halledememiş ama ben hallettim ya. Evet. Öyle değil mi? Öyle. Hiç sana böyle söz verdi mi? Yok, bana hiç söz vermedi. Vermedi. Sana verdi mi? Hayır. Vermedi işte. Baykuş abisine verdi ya, öyle değil mi? Evet. Öp bakayım Baykuş abini şuradan. Bu sözünle durmazsan ben de seni öperim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bak şimdi abilerini izle. Mühendis falan oluyorlar ha, iyi para kazanacaklar. Sen de güzel yerlere gel, sen de iyi para kazan. Bir yemek ısmarlarsın bize. Tamam mı? Tamam. İzle bak, izle. Mühendisleri izle. Geleceğin. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii. Aynen. Çekilebiliriz ama önce biz sizi çekeceğiz. Tamam. Her zaman olduğu gibi. Ne haber? İyidir abi, senden? Sağ ol kardeşim benim. Adın ne? Benim adım Furkan. Furkan. Senin adın? Yasin. Senin? Muhammed. Muhammed. Ne güzel. İsimleri güzel kardeşlerim. Aynen. Şöyle bir gelin bakalım. Geziyorsunuz. Geziyoruz. Burada üniversitedeyiz. Üniversitedesiniz. Aynen. Üniversitede mi geldin? Yok, Almanya'dayız. Almanya'dayız. Tamam, yani burada doğdun, burada büyüdün. Aynen. Üniversite okuyorsun. Ne bölümü? Yani Wirtschaft und Ingenieurwesen diyorlar. Yani ekonomi ve makine mühendisliği. Ekonomi ve makine mühendisi. Sen? Aynısın. Aynı bölüm. Okuyoruz, aynı bölüm. Ana ne güzel. Ekonomi mühendisi olacaksınız ve makine mühendisi olacaksınız. Aynen. Ne güzel ya, maşallah maşallah. Böyle güzel şeyler duymak bizleri sevindiriyor. Ama hep böyle güzel şeylerle uğraş. Aynen mesela. Tabii ki. Yani... Şimdi ne oluyor mesela ekonomi makine mühendisi olunca kaç para alıyorsun okul yani, bitince? Para olarak yani yüksek para alıyorsun yani sonuç olarak. Ne kadar alıyorsun kardeşim yani? Yani ben yükseği biliyorum da ne kadar yani? Bir mühendis yani sonuçta olacak. 3.500 arası bir yani giriş ücreti olarak alabiliyorsun yani. 3.500. Hayır, 3.500 arası. Bir başlangıç alacaksın yani. Aynen alacaksın. 3.000-3.500. Artık hayırlısı diyelim yani. İnşallah aynen. Maşallah maşallah. İyi para kazanacaksınız yani. İnşallah yani. Ne zaman peki almaya başlarsın? 2-3 yılda yani. 2-3 yıl. Evet. Alırsın yani. Bitirir inşallah. İnşallah. Tamam, var mı öyle bir
Var var. Evet. Sanki böyle alamayacakmış evet, gibi duruyorum böyle boynum bükük. Sadece yani. İyi mi dersler? İyi iyi çok şükür. Çok. Yani alacaksın o parayı yani. Çalışacaksın. İnşallah tabii. Ne güzel canım ya sen. Aynısı. Alacaksın yani. Evet. İçinizde alamayacak gibi bir durum var mı yani bitiremeyecek gibi bir durum var mı içinizde? Ben gözlerinize bir bakıyorum şöyle hepiniz zeki duruşunuzdan belli. Biraz sen işte böyle boynu bükük mahcup falan duruyorsun dersler kötü mü kardeşim? Yoksa gel çalıştırayım seni. Yok abi vallahi. Değil mi? Tamam değil mi? Yani 3000 euronun 5000 euronun hayalini mi kuruyorsun? Daha fazla istiyorum abi ben. Daha fazla. Aynen. Ne yapacaksın? Büyük bir ailem var abi. Büyük bir ailem. Aynen. Yetmez o zaman o 5000 yetmez. Onun üstüne 1-2 sıfır koyman lazım 50-100 bin kazanman lazım. Doğru. Doğru. İnşallah. İnşallah. İnşallah diyoruz. Allah. Ya bu var ya sevgili izleyenlerimiz. Bu Almanlar bir işte korna alışkanlığı yok adamlarda ya. Ya çarpıyor da bize korna alışkanlığı yok. Şurada 3 tane mühendisi, geleceğin mühendisine, ekonomi uzmanlarını çarpacak neredeyse. Kornaya basmıyor adamlar ya. Çarpıyor da bize değil mi kardeşim? Aynen neredeyse. Ama burada yani, bu, bizim Türkiye'deki kadar korna çalmıyorlar ya. Bu kadar. Burada böyle artık gelişine ne oluyorsa. Neredeyse otobüs bizi eziyordu ama kornaya basmıyor arkadaş diyoruz. Ve kardeşimizin hedefi 3000 5000 değil 30 bin 50 bin. Aynen. Senin hedefin 3000 5000. Ya işte yeter. Artık ne kadar olursa yani. Yeter yani. Biz Almanları biraz geçelim de yani sonuç olarak fark etmiyor devamlı. Senin hedefin ne ayda? Aynen 5000 euro. Yeter. Evet. 3 değil yani 5 yani. Evet. Hadi bakalım. Gönül ister ki hepiniz milyonlar kazanın. Gönül ister ki milyarlar kazanın. Ama her şey para değil. Dersek de gerçekten değil. Ama her şey de biraz buraya bakıyor sanki. Siz ne dersiniz? Efendim? Baykuş. Baykuş muydu lan? Baykuş, baykuş. Çok seyrediyoruz da. Eyvallah. Karıştırıyorum bazen kuşları ha? Yok yok o. Sen bir röportajın vardı hani. İngilizce bir köylüye sorayım mı? Tamam tamam yani baykuş baykuş muydu filan bak şimdi bir tane kardeşimiz uçan kuş muydun kuş muydun diye karıştırıyor tamam mı? Evet. Evli misin? Evliyim. Evlisin sen. Sen evli misin kardeşim? Sen de evlisin. Neyse gel gel böyle evlenmek isteyen bir kardeşimiz var. Bir de uçan kuş muydum uçan kuş mu karıştırıyor beni. Baykuş mu baykuş, baykuş mu? Baykuş dedi. Baykuş baykuş dedi. O karıştırdı. Önce onunla bir röportajımızı yapalım sonra tekrar sana dönelim tamam mı? İzliyoruz. Uçan kuş muydunuz? Yok ben uçamayan bir kuşum. Uçan kuş değilim. Uçamayan bir kuşum. Siz uçan kuşları biliyorsunuz. Bir de uçamayanlar var, konuşanlar var. Gözlük takan kuşlar var. Gözlüğünü bir çıkartsan yüzünü görsek, gözünü görsek abicim ya. Bak şimdi bak. Zaten. Bakayım kuşu tarif edin. Tamam. Şimdi uçan kuş var, uçamayan var. Ondan sonra bir de konuşan, gözlük takan. Ondan sonra sizlerle muhabbet eden kuş var. O kuş benim işte. Baykuş mu? Ha doğru ya baykuş. Ben dedim uçan kuş. Yani bütün hangi gökyüzündeki kuşu görürseniz görün aklınıza ben gelirim. Her zaman aklımdasın abicim. Çok sağ, seyrediyorum sağ, seni sağ, gerçekten. Sağ. Çok acayip eyvallah. Güzel programlar yapıyorsunuz. Eyvallah teşekkür ederim. Annem. İsterseniz çocuğunuzu bana bir hafta verin. Bana çeksin, bana benzesin, bende kalsın. Al senin olsun komple ya. Hadi canım sen. Al komple. Geceleri uyusun abi. Yok geceleri uyuyor işte, da gündüzleri biraz. Sevgi bu işte bak yani bir anne evladını bana al senin olsun diyecek kadar baykuş kardeşini seviyor. Yani. Ama onunla birlikte beni alman gerekiyor. Yok canım sen niye alayım ya annesinin babası var annesi. Yok babası yok. Babası. Vefat etti. Vefat mı etti? Evet. O zaman valla çocuk da kalsın sen de kal. Çocuk da kalsın diyor sen de kal. Vallahi ya. Çocuğu alalım derken anneyi de alacağız yani. Bir yardımcı olursun bir de benim gibi bir garibe. Ha, evimi alacağım yani. Senin gibi. Artık nereni alırsan al. Yeter ki al. Ha, abicim dedin olayı yırtıyorsun. Ay, pardon. Tamam yani abicim dediğin an yırttık yani. Yani ben de bacın olarak alırsın abi ya. Vallahi. Bir yardım edersin bir el uzatırsın ne olur ki. Neyse sevgili izleyenlerimiz bu da güzeldi diyoruz. Çocuğu alırsam bunu da almamız gerekiyor. Mecburen. Bonus. Kalsın kalsın. Kalsın. Kardeşim benim diyoruz. Seni evlendirelim en güzeli biz. Vallahi mı? Acilinden koca arıyorum evet. Acilinden. Evet. Çocuklu. Çocuklu tabii ki. Var? Bir tane. Bir tane var. Tamam yani inşallah en kısa zamanda. Evet buradan duyuruyoruz. Acilinden bir koca arıyoruz. Nasıl olsun? Düzgün olsun ya. Yani vicdanlı olsun, düzgün olsun. Yani el ayağı da düzgün olsun o kadar da yani. Düzgün olsun, vicdanlı olsun. Yani vicdanlı derken vicdanlı mı olsun? O el hareketini sevmedim. Sevmedin vicdanlı. Ha, teşekkür ediyorum. Bravo. Yani vicdanlı
değil yani, vicdanlı istiyor değil mi? Aynen, aynen. Yok mu sizin çevrenizde vicdanlı vicdanlı biri böyle? Vicdanlı olan şu. Bu vicdanlı mı bu? Böyle vicdanlı mısın, böyle vicdanlı? Elhamdülillah böyle vicdanlı. Vay, kardeşim benim. Hadi bakalım diyoruz hep beraber, kameralarımıza el sallıyoruz. Çocuğu alırsam kardeşimi de almak zorundayım. O yüzden çocuk da kalsın, sen de kal diyoruz. Ama siz de ATV ekranlarında kalın. Baykuş Show devam ediyor. Uçan kuş değil, baykuş. Tabii canım yani. Kardeşimiz dedi ki işte uçan kuş mu, baykuş mu? Baykuş tabii ki yani. Baykuş. Bir tane kuşunuz, baykuşunuz var kardeşim. Evet. Memleket nere? Urfa. Urfa. Ana. Benim de aynı. Sen de Urfa'sın. Şanlıurfa. Vay bak, Urfalı değilmiş o. Şanlıurfalı. Abi biz Urfalıyız. Şanlıurfa eskiden takılı. Urfa daha güzel. Ya şanlı ama Urfa'nın da Şanlıurfa yani. Şanlı, şanlı yaptılar. Peki bir dakika, şimdi ben sizin, ben Urfalıyız abi işte şanlıyız filan diyorsun da hani bu lafta kalmamalı. Biliyorsun Urfalıların sesi güzel olur. Yanık olur. Sesi güzel olur da. Dahası de yok işte. Urfalıysan sesin güzel. Evet, ama değilse sesin güzel. Değilse Urfalı değilsin derler. Evet, abi sesimiz iyi değil. İyi değil. Bir deneyelim mi? Arkadaş denesin. Bir sen deneyelim. Abi benimki işte. Ben Urfa'nın kenar mahallesindenim ya. Onun için. O Urfa'nın içinden abi. Sen Urfa'nın kenar mahallesindensin. Aynen, sesin kötü ama sen Urfa'nın içindensin. Ben esas Antep'te oturuyorum abi. Derinlere iniyoruz. Antepli. Antep'te oturdun diye sesin kötü yani. Kötü. Urfa'nın içinde otursan sesin güzel olur. Tabii sesin güzel olur. Allah. Yani. Sesi çok yemedik. Kıvıracaklar ya. Bu kenar mahalleye gitti. Bu da Antep'e gitti. Aslında Urfalılar sadece bir türkü okumamak için biri Antep'te, biri de Urfa'nın kenar mahallesi oldu. Abi biz... Hadi bir tane söyle, bir tane dene. Bilmiyorum abi. Urfalısın. Sen söylerim. Ah, ah diyorum kardeşlerim benim. Selamlar olsun Urfa'nın kenar mahallesine. Selamlar olsun Urfa'ya, Şanlıurfa'ya. Yeni güne başla demdemle. Kaynasın çaylar, taşsın muhabbet. Hiç durma sen de tazele. Tazele sevdan beline, tazele dostum beline. Tazele yemeğin tereyine, tazele tazele demdemle. Sohbet zamanı, çıkar tadını. Uzat bardağını ve demdemle. Kırmızı beyazdır, kaç atsak azdır. Yendik bitti tazele. Noya Mesplas'ta Mannheim'da Hüdaverdi süpermarketteyiz ve Dendem stadındayız. Haydi Avrupa tazele dendi. İlk önce sıcacık yuvalarınıza konuk oldu Dendem ve ondan sonra sofralarınıza ve tüm süpermarketlerde Dendem çaylarını bulabilirsiniz diyoruz. Ve biz de Hüdaverdi süpermarkette Dendem standındayız ve siz vatandaşlarımıza, siz çay severlere Dendem'i sorduk. Çaylar diyoruz ama bunu daha önceden de Çaycı Hüseyin diyordu. Ben Çaycı Baykuş olmadığım için. Ben de Rıfat. Çay demdi. Heyecanlanma Rıfat. Hayır, tamam. Bir çay iç. Tamam, demdem çay canım. Heyecanını alalım. Tamam oldu. Demdem heyecanını da alıyor. Seni ortaya alalım kardeşim. Duydun, televizyonlarda izliyorsun. İzliyorum. Artık çaya yeni bir at, yeni bir tat geldi. İç kardeşim. İçeyim. Rıfat'ım benim. Heyecanlı alsın. Güzel su gibi içme. Yavaş iç. Ağzın yanmasın. Hı. Güzel mi kardeşim? Çok güzel. Güzel. Reklamlarını gördün. Gördüm. Demdem. Televizyonlarda Demdem. Evet. Bol bol geliyor. Sağlık. Çok güzel. Reklamlar da güzel bayağı. Evet. Teşekkürler. İçelim abi. Hı. İç bakalım. Ama doğruyu söyle. Tadını beğendim. Gerçekten beğendim. Bir daha iç. Bir daha iç abi. Bir daha iç. Bir daha tat. Bitir abi. Dik dermişim. Çay da böyle içilmez. Su gibi. Ben birkaç tane tür çaylar denedim. Çayı mesela. Çayı. Onlarda bir acımsı bir tat var, arkada kalıyor. Bunlarda o çay yok. Bayağı da hoşuma gitti. Aradığım bir tattı. Hemen bey babamıza da tattıralım. Çünkü o çayın üstadı diyebiliriz onlar için de. Öyle değil mi bey amca? Evet doğru. İçiyorsunuz. Az olsun o kağıt. Demdem çayı. Demdem çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Yeni tadıyorsun. Yeni tat. Yeni çayda yeni tat. Evet. Yeni at. Bir daha mı? Gerçek güzel çaymış. Gerçekten. Bundan gerçek. Sonra evinizde. Bundan sonra bundan içeceğiz. İçeceksiniz. Söz evet. Veriyor musunuz? Söz veriyorum. Peki bu sözünüzü. Bir çay severiz. Bak dayıcım. Tadını beğendin mi? Doğru.
Vallahi beğendim. İçeyim de bakılır. Ne güzel. Ne? Çaydan anlıyorsun zaten. Değil mi? Tabii anlarım canım. Reklamlarını izliyorsun demin. Televizyonlarda. Tazele diyor değil mi? Onu hep izliyorum. He, ne diyor ne diyor? Tazele. Tazele. Evet. Demdem diyor. Haydi Avrupa tazele. Sen de söylesene bir kere. Hadi Avrupa tazele. Vay baba, hem tazeliyor hem içiyor hem de bir demdem hediye ediyoruz sana. Teşekkür ettik. Bundan sonra da evinde ne olacakmış? Demdem çay içeceğiz. Teyzeye ne diyeceğim bundan sonra? Hadi sen tazele diyeceğim şimdi. Tabii canım yani. Yani reklamlarda Avrupa... kalmasın sadece. Tabii. Hanım tazele bu çayı. Hadi bakalım diyoruz demdem. Hadi tazele. Çayı içene sormak lazım. Çayı sürekli kullanana sormak lazım. Merhaba. Merhaba. Adın? Eda. Eda, çay sürekli içiyor musun? İçiyorum. Çok mu içiyorsun? Çok içiyorum. Öyleyse demdem diyoruz. Demdemi görüyorsun televizyonlarda, marketlerde. Görüyoruz her yerde. Her yerde görüyorsun. Peki şimdi denetelim diyoruz ama. Evet. Soralım. Denemiş mi? İçmiş mi? İlk defa burada mı içecek? Denemiştim. Denemiştin. Hı. Güzel. Peki. Denedin. Eve mi aldınız çayı? Aldık. Denedik. Ben... Ana çayı değiştirdiniz yani. Değiştirdik. Vay be, çay kolay kolay değişmiyor. Değişmez. Ben hiç değiştirmiyorum aslında da demden de ben de değiştirdim. Haydi Avrupa tazele dedi demdem ve demdemciler artık var diyoruz. Merhaba. Merhabalar. Ev hanımlarına sormak lazım tabii. Onlar çayı ocağa koyuyorlar, demliyorlar ve demdem evlerimize girdi. Önce reklamlarla, şimdi de marketlerde. Sonra sofralarımıza. Evet, sonra sofralarınıza önce girdi mi? Girdi. Kalbimize de girdi. Kalbimizden itibaren şimdi sofralarımızda. Ana ne güzel, ne güzel. Reklamlarda izliyorsunuz zaten. Evet aldım, kesinlikle aldım, söyleyebilirim. Aldınız yani. Evet direkt. Geçen hafta içerisinde aldık biz. Siz daha tarif etmeden biz aldık. Evet, ne diyeceksiniz demdem için? Mutlaka herkes denesin derim. Tadı nasıl? Muhteşem. Evinizde artık sabah evet, kahvaltılarınızda. Evet mutlaka herkese. Misafirleriniz geldiğinde. Evet. Sen gelince sana da demleyeceğim. İnşallah biz de evinize geldiğimiz zaman bize de demdem çayını ikram edin diyoruz. Gerçekten de farklı bir tat diyoruz. Hani çayı... Hem kokusu çok güzel, hem tadı çok güzel. Yani hem ağır değil hem acı değil. Evet. Yani hanımlar bir de hani çayı kolay kolay değiştirmiyorlar veya evet, tiryakileri. Doğru, 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 doğru. Bunların içinde ben de varım. Ama demdemi geçen hafta aldım, denedim. Gerçekten hem tadı olaraktan hem kok olarak çok lezizdi. Bir deneyim dedin ya. Evet, deneyim dedim açık ve net. Normal çayı değiştirme huyum yoktur. Ama denedim ve kesinlikle bundan sonra demdemde kalacağım biliyorum. Dayıcım nasıl? Sağ olun. İyiyim. İyisin. İyiyim. buraya gelmeden önce ne düşündün? Ya şimdi evden çıktım gelirken dedim ki bir demdem alayım da deneyeyim dedim. Demdem alayım, deneyeyim dedin. Deneyeyim dedim. Aldın, denedin, içtin. İçtim, tadı çok güzel. Hakikaten, sen çaydan anlarsın. Güzel. Tadı güzel. Bu mudur? Budur. Vay vay vay. Şimdi bir de içtin, tadına baktın. Bir de bir paket verelim, evde bir dene. Deneyelim. Nasıl olacak? Tabii inşallah. Burada güzel ama çaydan anlıyorsun yani. Tabii. Tamam sevgili izleyenlerimiz, yani babamızla da sormamız lazımdı. Çünkü çaydan aslında en iyi... Eskiler de anlar. Çok güzel, hakikaten tadı çok güzel gider. Ciddi güzel. Çaydan çaya tadı değişiyor değil mi? Yani her çayın... Değişir tabii şimdi. Değişiyor tabii. Ama önemli olan o tadı beğenmek, değişiyor. O tadı kabul etmek. Tabii, tabii. Mesela içtiğine göre durmuyorsun, konuşmuyorsun bile bizimle. Çay için yani. Tabii. Demdem için. Evet, yani beğenmiş yani. Çünkü bak, biz konuşmaya çalışıyoruz, o çay içmeye çalışıyor. O yüzden demdemi beğendiği için... Güzel. İçiyorsun bak, konuşmuyorum bile. Yok, güzel vakit güzel. Eyvallah. Demdem diyoruz, yeni bir at, yeni bir tat diyoruz. Evlerinizde artık çaylar demdem oldu. Haydi Avrupa tazeli dendi. Sen ne diyeceksin bakalım? Çayın kültürümüzde çok büyük ve farklı bir yeri var. Bu yüzden diyoruz ki çayınız da dostlarınız kadar seçkin olsun. Ve demdem olsun. Yine sevgiyle, yine saygıyla bu haftalık bizden bu kadar diyoruz. Her zaman olduğu gibi Baykuş der ki yeryüzünde ilk güzellik sevgi adına ne varsa hepsi sizlerin olsun. Gerisi bana yeter de artar bile. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ATV ekranlarında kalın.